Bilim beni her zaman büyülemiştir. Mesela bir şeyler inşa etmek için fizik gibi bilim dallarından yararlanmalıyız. Merhaba, ben Tobias, 9 yaşındayım. Ben Eylin Çuk, Metropolitan Sanat Müzesi'nin baş kayıt memuruyum. Kayıt memuru ne demek? Müzeye gelen ya da müzeden başka yere gönderilen bütün sanat eserlerinden biz sorumluyuz. Bütün bu eserleri o küçücük kapılardan nasıl geçiriyorsunuz acaba? Bazen gerçekten de çok zorlanıyoruz. Bu yapıyı buraya nasıl soktular? Yapıyı önce parçalarını ayırıp buraya getirdikten sonra yeniden mi inşa ettiler? Gerçekten de aynen öyle yaptılar. Bu yapının taş bloklardan oluştuğunu görebiliyoruz. Yapıyı taşımadan önce her taş bloğa bir numara verdik. Yani tek yapmamız gereken yapıyı sökmek, sonra da tekrar birleştirmekti. Yani numara sırasına göre söküp sonra da numara sırasına göre birleştirdiniz, öyle mi? Evet, öyle. En azından bu yapıyı küçük parçalara ayırabildik. Bu konuda şanslıymışsınız. Evet. Bu yapı konusunda çok şanslıyız. Peki büyük resimleri, heykelleri nasıl taşıyorsunuz? Evet. Mesela büyük avludaki şu kocaman mısır heykeli. Oo. O heykel 10 ton ağırlığında. Vay. O heykel müzeye 2 sene önce getirildi. Gerçekten mi? Evet. Berlin'den getirildi. Harika. Heykeli sabah 6'da getirdik. E Şimdi herhalde akşam 8'de falan bitmiştir. İşi gece ancak <laughs> bitirebildik. Çünkü... Biraz fizik biliyorsun değil mi? Evet biraz. Müzenin zemini için endişelendik. Zemini kırmak istemediniz. Zeminin taşıma yükünü aşmamamız gerekiyordu. Zemin taşıma yükünün ne olduğunu biliyor Zemin musun? Zeminin üstünde yüke bağlı olarak zayıflayan yerler öyle. gibi mi? O yüzden heykeli hareket ettirebilmek için ağırlığını mümkün olduğunca yani eşit heykeli şekilde heykeli dağıtmamız gerekiyordu. Yani heykeli ikiye bölmeniz mi gerekti? Yaptığımız şey şuydu. Heykeli her seferinde birkaç santim ilerletiyorduk. Heykelin altına tahta ve çelik plakalar yerleştirdik. Sonra heykeli sardık ve kayışlarla bağladık. Ardından onu dik pozisyona getirdik. Bütün bunları sadece bir günde yaptık. Bir, bir pazartesi yap günü müze kapalıyken yapıp bitirdik. Çok zekice. Müze şu anda haftanın yedi günü açık. O yüzden sanırım bu heykel bir süre daha orada kalacak. Evet, evet. Eğer oradaki yapının küçük bir parçası yerinden oynarsa yer çekimi bütün yapının bir anda çökmesine sebep olabilir böyle. Zangır zangır puf. Bu mükemmel bir açıklama oldu. Teşekkürler Tobias. Bir şey değil.